Canlarım selam ben Emre Hoca'nız kanalıma hoş geldiniz. 11. sınıf trigonometride kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün sinüs kosinüs fonksiyonlarını işleyeceğiz. Tabii ki bilgi sarmal trigonometri fasikülüyle yolumuza devam ediyoruz. Hemen gelin dersimiz başlasın. Sahnemizi çevirdik ve bir muhteşem üçlü istiyorum. Beğenip yorum yapıp abone olup izlerseniz çok mutlu olurum. Şimdi sinüs kosinüs fonksiyonları ben bununla ilgili ne bileceğim? İlk başta elimde bir tane o merkezli birim çemberim var. Ve buradaki AOP açısı alfa güzel insanlar. Şimdi birim çemberi hatırladım. Yarı çapı bir birim olan çemberdi. Yani senin şuradaki OP uzunluğun bir birim. Şimdi arkadaşlar hemen yeni bir şey biliyorsun. O da şu. X ekseninin yeni ismi var. Onun ismi kosinüs ekseni diye geçecek artık. Peki geldim buraya. Y ekseninin de yeni bir ismi var. O da sinüs ekseni olarak geçecek. Birinciyi sarıyla ikinciyi yeşille göstermek istiyorum. Şöyle şu kosinüs bu da sinüs. Peki niye böyle yaptınız? Aynı şeyi burada yapacağım işte. Senin ikinci bileşenin yani y bileşenin her zaman sinüstür. Unutma her zaman birinci bileşeni de kosinüstür. Tabii ki buradaki alfa açısının konumu da önemli. Yani bunlar ezbere yorumlar değil. Alfa burada olduğu zaman x ekseniyle yani şuradaki açı arasında olduğu zaman unutma birinci bileşen kosinüs, ikinci bileşen ise sinüstür güzel insanlar. Buradan çıkan sonuç şu. Hemen geldin şurası o. Şuraya geldim k yazdım. OK uzunluğu bak şu uzunluk canlarım trigonometrik olarak neye eşitmiş? Kosinüs alfaya eşitmiş adın gibi bileceksin. Yine aynı şekildeki şu pk uzunluğu geldim hemen onu da gösteriyorum güzel insanlar. O ise sinüs alfaya eşittir. Onu geldim onun karşısına yazdım. Peki burada hocam ne oldu yani ben ne öğrendim? Şunu öğrendim. Bir üçgende geldim hemen onu çiziyorum güzel insan. Şöyle bir üçgen. Bunu adın gibi bilmek zorundasın. Şuraya geldin 90 yazdın. Şuraya geldin x yazdın. Hipotenüsün senin bir birimse. Bak, üçgendeki açının konumu çok önemli. Yani şu an burada. Her zaman onun karşısı sinüs x değerine eşittir. Komşusu ise kosinüs x değerine eşittir. Bana göre şu an trigonometrinin en önemli şeyini öğrendim. Bak, bana göre tekrar söylüyorum. Karşı sinüs x Komşu kosinüs x. Ne oldu ki hocam ne öğrendim diye sorarsan ÖSYM'nin en çok sevdiği şeyi öğrendin. ÖSYM buna bayılıyor. Sen eğer buraya bir değil de farklı bir şey yazarsan mesela ne yazarsak hocam şöyle yeşille göstermek istiyorum. Buraya m yazarsan demek ki bunun karşısı bu sefer m çarpı sinüs x olacak. Burası ise n m çarpı kosinüs x olacak. Adın gibi bileceksin bunu. Senin için çok önemli bir bilgi. Yani hocam Biraz daha bize aç bunu. Elinde bir üçgen var güzel insan. Geldin şuraya. Hemen x açısını yazın. Şurası 5. O zaman sen diyeceksin ki hocam bunun karşısı 5 tane sinüs x, bunun komşusu 5 tane kosinüs x. Bunların nereden geldiğini ileride daha detaylı anlatacağım ama şimdiden bilmek zorundasın. Bu olayı bileceksin. Anlaştık mı güzel insan? Şimdi ne yaptık? Hemen alttaki boşlukları doldurmaya başlayalım. Px'ye noktasının absisine güzel insanlar x reel sayısının kosinüsü denir ve sembol olarak kosinüs alfa şeklinde gösterilir. Geldim buraya px'ye noktasının ordinatına yani y değerine de ne denir? Sinüs alfa denir ve sin alfa şeklinde gösterilir. Unutma adın gibi bileceksin. Her zaman adın gibi bileceksin bunu. Bir sıralı ikilinin birinci bileşeni kosinüs alfa. Geldim buraya kosinüs alfa yazdım. Geldim buraya sinüs alfa yazdım güzel insanlar bu böyle bilinecek. Peki hocam bu sorular da karşıma nasıl gelir? Ben şimdi sana hemen bir tane soru yazıyorum. Bak geldim şöyle bir tane çember çizdim güzel insan. Bu çemberi çizdikten sonra şuraya geldim bunu koydum geldik buraya da bunu yerleştirdik. Ve şuradan bir alfa açısı kopardım tamam mı? Alfa açısı ama bu çember birim çember. Bu noktanın bileşenleri şöyle oldu. Kosinüs alfaya 4 bölü 5 oldu. Sen ne yapacaksın o zaman? hemen benim söylediğim sözü düşüneceksin. Emre Hoca bana dedi ki birinci bileşen kosinüs alfa ikinci bileşen ise sinüs alfa. Yani benim sinüs alfa dediğim değer 4 bölü 5'miş. E sen bunu biliyorsan artık bütün değerleri bulabilirsin. Lütfen bunu adın gibi bileceksin. Unutma unutma unutma. Peki hocam ben başka bir şey daha öğrenmek istiyorum. Mesela geldim şuradan bir işte 40 derece kopardım. Bunun anlamı ne? O zaman sen Totalde kaç derece geldin? 180 40 daha 220. Demek ki şu noktanın koordinatları bakın hemen yazıyorum. Kosinüs 220'ye sinüs 220. Birçok trigonometrik dersine bedeldir bu video. Bakın kimse size girişte bunları söylemez. Önemli olan şey bunlardır güzel insanlar. Tekrar söylüyorum. Birim çemberde geldik yukarıya çıktık. Eğer ki senin hipotenüsün bir birimse şekildeki gibi karşı sinüs x komşu kosinüs x'tir. Ama senin hipotenüsün m ise karşısı m sinüs x komşusu m kosinüs x. İlaç ilaç ilaç. Antidepresan gibi al kullan direkt kendine gelirsin. Baktım buraya burası 5. Bura 5. Bura 5. Bu bilgileri bileceksin güzel insan. Ve Şöyle bir şey daha var. Unutma şurada çizdiğim hemen birim çemberi defterine ekliyorsun. Senin için önemli bir bilgi. Şimdi geldim bir şey daha gösteriyorum. Mesela diyelim ki şurada bir 20 derece kopardım. Unutma bak çok önemli bir bilgi bak çok önemli bir bilgi. Ben buradaki noktanın koordinatına baktığım zaman ne diyecekmişim? Kosinüs 110'a sinüs 110 diyeceğim. Tamam mı güzel insan? Ya da geldim şuradan eksi 40 derece geldim geri. Eksi 40 negatif yönde gittim. O zaman şu noktanın koordinatları kosinüs eksi 40 geldim yazdım. Sonra sinüs eksi 40. Tabii şuna parantez atsaydım daha güzel olacaktı ama atmadık. Aha da attık. Güzel insanlar. Olay bu şekilde. Lütfen bunu bileceksin. Tabii ki biz ne yapacağız? İlerleyen kısımlarda bunları dönüştürmeyi öğreneceğiz. Mesela 110'u 180'e tamamlayacağım. Onları öğreneceğim. Ya da buradaki eksilerden kurtulmayı öğreneceğim. Ama sen şu an ezbere gitmeyeceksin. Mantığını anlayacaksın. Mantık bu güzel insan. Şimdi geldim aşağıya. Aşağıda sanki yeni bir bilgi görüyormuşum gibi. Hayır. Sen öncesinde öğrendin onu. Yine geldim. Koskocaman bir tane çember çizdim. Ve koordinatlarını yerleştiriyorum güzel insan. Yerleştirdikten sonra Emre hocanın bana söylediği şeyler vardı. Bu nokta bire sıfır aklında kalacak. Bu nokta sıfıra bir. Bu nokta eksi bire sıfır. Bu nokta ise sıfıra eksi bir. Ne öğrendik dersin başında? Birinci bileşenler her zaman kosinüstü. Gel onları sarıya boya. Demek ki kosinüs şu an burası kaç derece? Sıfır. Bura kaç? 90. Bura kaç? 180. Bura kaç? 270. Kosinüs sıfır ne? Kosinüs sıfır. Bak burada hemen görüyorsun. Tabii ki bir. Peki sinüs 0 ne? Al sana sinüs 0 0. Geldim buraya. Kosinüs 90 tabii ki 0. Geldim buraya. Sinüs 90 tabii ki 1. Bunları adın gibi bileceksin. Kosinüs 180 eksi 1. Sinüs 180 ikincisi 0. Kosinüs 270 0. Sinüs 270 eksi 1. Ne yaptık? Başa döndük. Peki ben şunu da biliyorum. Her zaman ama her zaman. X ekseni neydi? Kosinüs ekseni. Bak kosinüs dediğin değer nerede değişiyor? Bu sarı yerde değişiyor. Bunun dışına çıkamıyor. Çünkü birim çemberin içinde. O yüzden kosinüsün alabileceği en küçük değer eksi 1. Kosinüsün alabileceği en büyük değer ise 1. Geldik aynı mantıkla sinüs dediğin yer şurasıydı güzel insanlar. Bu ikisinin arasında değişiyordu. Bak şurada gösterdik. Hemen gelin bak şuradaki aslında neresi? Şunlar aslında güzel insanlar. Nerede değişiyor? Tabii ki yine 1 ile eksi 1 arasında bu bilgiyi de ne yapıyorsun? Not alıyorsun. Peki hocam ben yani öğrenciyken kafama hep şu takılıyordu. Hocalar tabii ki o kadar detaylı anlatıyor muydu? Anlatmıyordu. Yani işin gerçeği bazı yerlerde tabii ki bizim böyle YouTube imkanlarımız yoktu. Kendimiz araştırıyorduk. Mesela şuradaki açının değişmesi aralığı değiştirir mi? Hayır değiştirmez. Bakın unutmayın bir fonksiyonun içindeki şu 2 alfa yapma kosinüsü hiçbir şey değiştirmez. O da yine 1 ile eksi 1 arasındadır. Geldin mesela şöyle bir şey yazdın. Sinüs 3x artı 40 derece. Unutma bu da yine 1 ile eksi 1 arasındadır. Hiçbir şey değiştirmez. Çok önemlidir burası. Ama senin tabii ki dışarıya yazdığın ifade sonucu değiştirir. İçerideki değiştirmiyor, dışarıdaki değiştiriyor. Peki nasıl olur? Düşünsene kosinüs vardı, 3 kosinüs olacak. Demek ki ben bunu 3 ile burayı, burayı, burayı çarpacağım. O zaman ne olacak o? Eksi 3 ile artı 3 arasında olacak. Buradan çıkan sonuç ne? İçeriye yazdığım değerler görüntüyü eksi 1, bir, 1'i bozmuyor. Ama dışarıya yazdığım sayılar görüntüyü değiştiriyor. Şimdi ne oldu? 10 dakikada sadece burayı anlattık. Gelin şimdi soru çözümlerine. Hemen bakalım. Kosinüs 40, sinüs 110 değerlerini birim çember üzerinde gösteriniz. Arkadaşlar geldim. Hemen bir tane birim çember çiziyorum sizinle. Büyük bir çember çizeceğim. Sonra geldim. Tabii ki şuraya yaptığım güzel insan. X ekseni ve Y eksenini çizdim. Şurası benim X eksenim güzel insanlar. Burası benim Y eksenim. Burası ise benim orijinim. Önce 40 derece koparıyorum geldim. Şurada 40 derece kopardım. Anlaştık mı? Açıya geldim, yazdım 40'ı. Dikkat. Hemen tabana dikmeyi attım. Dikmeyi attıktan sonra canlarım, ney benim dikkatimi çekecek? Şuraya geldim, 90'ımı yazdım. Ben şuradaki OM uzunluğuna bak. O uzunluğa kosinüs 40 diyeceğim. Şurası kosinüs 40. Geldim. Hemen kosinüs 40'ımı yazdım güzel insanlar. Sormamış ama Gelin bilin şuradaki kısım ise gelin onu da yeşille gösterelim. Şu kısım ise sinüs 40'tır. Bunu da yine bileceksiniz güzel insanlar. Peki biz bir de neyi bulacağız? Tabii ki 110. 90'dan kaç fazla gideceğim? 20 daha gideceğim. Geldim buraya güzel insanlar. Şuraya 20 mi yazdım? Bak dikkat yine dikimi attım. Diki attıktan sonra bak diki attıktan sonra şuradaki mesafe güzel insanlar sinüs 110'a eşit adın gibi bileceksin. Yani şu uzunluk sinüs 110. Lütfen ama lütfen bunu böyle bileceksin. Mevzu bu canları. Tamam mı? Şimdi gelin hemen bir sonraki soruya. Sin 70, sin 20, sin 50 değerlerini birim çember üzerinde göstererek küçükten büyüğe doğru da sıralayınız demiş. Tamam. Şu an sıralama her zaman yani konumuz değil ama bilmenizi istiyoruz. Nereden geldiğini görmenizi istiyoruz. Geldim. Hemen yine bir koordinat sistemini çizdim. 3 tane açı çizeceğim. Birincisi 20 derece şöyle olsun. İkincinin rengini değiştirelim güzel insanlar. Ne yapalım? Kırmızı yapalım. O da şu olsun 50. Sonra geldim üçüncü de 70. Onu da yeşille çizelim. Şöyle canlarım bakın. Birincisi 20 derece, ikincisi 50 derece, üçüncüsü 70 derece. Unutma, şurada diki attın. Şura 20 ise bunun karşısı burası sinüs 20'dir. Geldim, hemen yazdım. Şuranın tamamı artık 50 derece. Diki attım. Buradaki şu uzunluk bakın sarıyla Hatta yeşille üstünden geçiyorum. Şu uzunluk yeşil uzunluk kime eşitmiş? Sinüs 50'ye eşitmiş. Buranın tamamı ise şöyle mavi ile boyadığım yer ise 70 derece ya. Diki indin. Mecburen şurayı bir sileyim güzel insanlar. Hemen diki attım. Şuradaki bu mavi uzunluk ise sinüs 70'tir. Buradan çıkan sonuç ne? Bak açı büyüdükçe uzunluk da büyüyor. Önce şu minnoş yer, şu küçük yer. Sonra burası. Sonra biraz daha büyüdü. Şimdi sen bunlara baktığın zaman en büyük bu. Sonra bu, sonra bu. Demek ki açısı küçük olan tabii ki daha küçük. O zaman küçükten büyüğe doğru sıralarsak da en küçük B, sonra C, sonra ise A. Bunu böyle bileceksin. Peki ne öğrendik biz? Trigonometride birinci bölgede sinüsün açı değeri büyüdükçe değer de büyüyor. Hemen bakalım böyle bir not var. Birinci bölgede açı değerleri büyüdükçe hop gel şöyle hemen yazalım oraya. Büyüdükçe ne olacak güzel insanlar? Yazalım sinüs değerleri büyür. Adın gibi bileceksin. Mesela 25 derece tabii ki 75 dereceden küçüktür. O zaman sinüs 25 dediğin değer sinüs 75 dediğin değerden küçüktür. Mesela 40 derece kimden küçüktür? 76 dereceden küçüktür. O zaman sinüs 40 dediğin değer sinüs 76 dediğin değerden küçük olmak zorunda. Geldim hemen kosinüse bakalım. Birim çember üzerinde göstererek büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Şöyle daha büyük bir çember çizmek istiyorum ki her şeyi çok rahat bir şekilde görün. Geldik şöyle çemberimizi çizdik. Koordinat eksenlerimi çizdim. Güzel insanlar. Yine üç farklı şekilde çizeceğim. Birincisi 20 derece. Şurası ikincisini hemen mavi ile gösterelim. Kaç derece? 50 derece. Biraz daha büyüttük. Üçüncüsü ise 70 derece. Onu da kırmızı ile çizelim. Güzel insanlar. Şimdi dikkat edersen hemen aynı renkte diklerini atalım. Şurası birinci dik. Geldim güzel insanlar ikinci dikimi atıyorum. Geldim buraya tabii ki üçüncü dikimi atıyorum. Şu da benim üçüncü dikim. Peki ne dikkatimi çekti? Şuradaki açı 20. Bak şurası en küçük sonuçta değil mi? Buraya 20. İşte senin şuradaki parçan kimdi? Kosinüs tabii ki 20 idi. Yani kosinüs 20 şu an en büyük. Sonra geldim şuraya güzel insanlar. Burası neye eşit? Tabii ki 50 derece olduğu için o uzunluk kosinüs 50. Sonra geldim buraya güzel insanlar. Onu artık maviyle çizelim. Şu parça o da işte kosinüs 70. Ne çıktı? Açı büyüdükçe kosinüs değeri küçülüyor. Bak ne yaptın? İlk başta baktığında en büyük yer yani şurası bak gösteriyorum. Şu kırmızı yer kosinüs 20. Sonra şuraya kadar olan kısım kosinüs 50. Şuradaki minnoş olan yerde kosinüs 70. Kosinüs, kosinüs 70 güzel insanlar. Peki büyükten küçüğe doğru sıralayın demiş. O zaman en büyük A. Açısı küçük olan daha büyük. Sonra 50 ile B. Sonra 70 ile C. Cevap A, B, C geldi. Güzel insanlar. Geldik hemen bilgimize. Bilgi ne? Birinci bölgede açı değerleri büyüdükçe şöyle yazalım. Büyüdükçe kosinüs değeri küçülür. Yani küçülür. Ne? Küçülür. Hemen şöyle yazalım. Tamam mı güzel insanlar? Birinci bölgede açı değerleri büyüdükçe kosinüs değerleri küçülür. Böyle bileceksin. Şimdi geldim hemen artık ifadelerin bulunuşuna. Şurada ne var? Bir tane birim çember çizdim. Birim çemberi çizdiğinde şu nokta neydi? Hemen hatırla sıfıra 1'di. Şura neydi? Bire sıfırdı. Şura ne? Eksi bire sıfır. Burası ise sıfıra eksi bir. Dikkat! Sinüs 90. Sinüs her zaman ikinciydi. Sinüs 90. Şurası 90 derece ya güzel insanlar. Ne olacakmış? 1'e eşit olacakmış. Geldim buraya. 180 neresi? Tabii ki burası. Hemen üstüne de yazalım. Şurası 180'in olduğu yer. Şurada 270'in olduğu yer. Şurada 90'ın olduğu yer. Peki sinüs 180 mi? Kosinüs 180 mi? Kos 180. Neye eşit? Eksi 1'e. Geldim. Hemen şuraya bir eksi 1 yazdım. Peki kos 270. Birinci bileşendi. kos 270 neye eşit? Tabii ki sıfıra. Sonuç olarak 1 eksi eksi 1 geldi. Ne çıktı? 2 çıktı. Güzel insanlar. Olay bu şekilde. Mantık bu. Kavrayacaksınız. Hiç sorun yaşamayacaksınız. Bütün detayları göstereceğim size. Gelin hemen örnek 5'imize. Şimdi soruya baktık. Burada sinüs ifadesi A eksi 1 bölü 4'e eşitmiş. İyi hocam sinüs nasıl olacak yani buna nasıl eşit olacak diye sormayın. A'nın en geniş değer aralığını sormuş. Ben şunu biliyorum. Ne öğrendim? Sinüs dediğim ifadenin değer aralığı neydi? Eksi 1'e tabii ki 1'di. O zaman sinüs neye eşitmiş? Buna eşitmiş. Geldim hemen eşitini buraya yazdım güzel insan. Ondan sonra yapacağım şey bölü 4'ü her iki tarafa ne olarak göndereceğim? Çarpma. Gönderirsem eksi 4... Küçük eşittir a eksi 1 küçük eşittir 4 geldi. Eksi 1 her iki tarafa ne olarak geçecek? Artı 1 o zaman eksi 3 küçük eşit a küçük eşit 5 geldi. Cevap ne oldu? Eksi 3 5 kapalı aralığı. O zaman cevabın değişikliği çıktı güzel insan. Çünkü unutma eşitlik varsa köşeli parantez önce küçük olan sayı sonra büyük olan sayıdır. Güzel insan. Mantık bu. Gel pekiştirelim iyice. Burada A ile B'nin toplamı en çok kaçtır diye sormuş. Ya hocam A nasıl bulunacak? B nasıl bulunacak? Şöyle bulunacak. İzle. Hemen şunu yazdım. Eksi 1 küçük eşit sinüs küçük eşit 1 yazdım. Kaçla çarpacakmışım? 5 ile. Gel çarpalım. 5 ile bunu çarptım. Eksi 5 küçük eşit 5 tane sinüs küçük eşit 5 oldu. Buna ne yapacağım? 1 ekleyeceğim. Eklersem eksi 4. Eklersem 5 sünüs artı 1. Eklersem 6. İşte bu kime eşit? A'ya. Demek ki A sayısı eksi 4 ile 6 arasında. Gel buraya. Bak şimdi sana bir şey öğreteceğim. Çok önemli. Eksi 1 küçük eşit. kosinüs küçük eşit 1. Normalde şunlar simetriktir. Bak simetrik. Biri 1 diğeri eksi 1. Eğer ki sen bunu negatif bir sayı ile çarptığın zaman yön değişmesi lazım. Ama yön değiştirmesen de olur. Niye? simetrik olduğu için o zaman burası eksi 3 küçük eşit eksi 3 tane kosinüs küçük eşit 3 geldim ona bir de 2 ekliyorum ekledim şöyle bir şey geldi tamam canım benim şurası kime eşitmiş b'ye eksi 1 küçük eşit b küçük eşit 5 oldu a artı b'nin toplamı en çok kaçtır e, a'nın en büyük değeri kaç burada 6 b'nin en büyük değeri kaç 5 toplarsan kaç olur en çok 11 gelir. Cevabımız da ne oldu? 11 çıktı. Geçtik hemen birim çemberin yine çok ama çok önemli olan kısmına güzel insanlar. Dikkatimizi ne çekiyor? Burada bir dik üçgenim var. Ve ben buranın hipotenüsünün bir birim olduğunu buldum. Bunun komşusunun kosinüs alfa olduğunu söyledim. Karşısının sinüs alfa olduğunu söyledim. Ve burada Pisagor bağıntısına göre çok mükemmel bir eşitlik çıkıyor ki o da ne? Tabii ki hipotenüsün karesi, birin karesi şöyle yazalım. Kime eşit? Bunların karelerinin toplamına sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir. Bir geldi. Çok ama çok önemli bir özellik. Şimdi hocam bunun anlamı ne? Sen buraya hangi açıyı yazarsan yaz bu gerçekleşecek. Örnek geldim yazdım. Sin kare 1040 derece yazdım. Artı kosinüs kare 1040 derece yazdım. Sonuç 1 olacak güzel insan. Geldin yazdın sin kare 4x artı kos kare 4x o da 1'e eşit. Geldin yazdın sin kare x bölü 2 artı kos kare x bölü 2 o da 1'e eşit. Kare biraz kötü oldu ama kare var orada. Tamam mı? Bunların hepsi bire eşit. Yani burada illa da bizim bildiğimiz 10 derece, 5 derece, 20 derece, 80 derece olmasına gerek yok. Her açı için geçerli. Hatta şu da var. Onu da yazayım. Sin kare şöyle yazalım. Eksi 70 artı kos kare eksi 70 o da bire eşit bilinecek otun al. Şimdi kos kare ile sin karenin toplamı 1 mi? 1. O zaman cos kareyi yalnız bırakırsan. Bak bunu yalnız bıraktığında bunu karşıya atacağım. Unutma. O zaman sen bunu karşıya atarsan ne olur? 1 eksi sin kare. Geldim yazdım. 1 eksi sin kare alfa. 2 kare farkından. 2 kare farkı neydi? x kare eksi y kare. Neye eşitti? x eksi y çarpı x artı y idi. Geldim. Bunun eşitine 1 eksi sin alfa çarpı tabii ki 1 artı sin alfa yazacağım. Şimdi geldim buraya. Sin kare neye eşit? Bu sefer kos kareyi karşı atacağım. O ne olacak? 1 eksi kosinüs kare alfa. O da 1 eksi kos alfa ile 1 artı kos alfanın çarpımı olacak. Güzel insanlar. Olayımız bu şekilde. Ve sizden ricam ne? Tabii ki şunları not kısmına eklemeniz. Geldik hemen birinci sorumuza. Burada sin küp var artı sin x çarpı cos kare var. İfadesinin en sade şekli. Şimdi benim dikkatimi her ikisinde de sinüsün olması çekti. Her ikisinde sinüs varsa ben geldim burayı sinüs x parantezine alacağım ama önce bir açayım bunu. Sinüs x ile sin kare x'in çarpımı sin küp olur. Geldim buraya sin x'imi yazdım. Şurada da kosinüs kare x'im var. Geldik ortak olanların parantezine alıyorum sinüs x parantezine aldığımda birinciden s kare ikinciden c kare geldi. Her zaman sin kare ile kos karenin toplamı neydi? Tabii ki 1. Bir. bir şeyi 1 ile çarpmak bir şeyi değiştirmez. Cevap ne geldi? Tabii ki sinüs x çıktı. Güzel insan. Geldim hemen bir sonraki soruya. Bak şimdi buradaki özelliği bileceksin işte sin karenin 1 eksi kos kare eşitini bileceksin. Kos karenin de 1 eksi sin kare bu eşitini bileceksin. Geldim hemen bakıyorum. Sin kare yerine ne yazacağım? Tabii ki 1 eksi kosinüs kare x yazacağım. Buradaki sin kare yerine de yine aynısını yazacağım. Ne yazacağız? Tabii ki 1 eksi kosinüs kare x yazacağım. Burası 1 eksi kos x çarpı 1 artı kos x oldu. Geldim buraya güzel insanlar. 1 eksi kosinüs x'imi yazdım. Sonra geldim burası da yine 1 eksi cos x ile 1 artı cos x'in çarpımı canlarım. Geldim bölü çizgimi çizdim. 1 artı cos x'i yazdım. Artık kıyım başlasın. Bu bunu götürdü. Bu da bunu götürdü. Yukarıda ne kaldı? 1 artı cos x kaldı. Burada ne kaldı? 1 eksi cos x kaldı. E cos'lar birbirini ne yapacak? Tabii ki şunlar götürecek. Biri artı diğeri eksi. E bunlar birbirini götürürse güzel insanlar... 1 ile 1'in toplamından cevap 2 çıktı. Canlarım olay bu. Geldim hemen bir sonraki soruma. Bir sonraki soru zor gözükür. Çok karmaşık durur ama çok basit bir sorudur. Unutmayın biz trigonometriyle daha doğrusu ben buna şöyle diyorum. Şunla şu birbirinin eşleniği. Birbirinin eşleniği. Bir eksi s bir artı s. Ya da bir eksi c bir artı c. Bunları gördüğün zaman korkma. Kosinüs kosinüs şu an buna bir şey demiyorum. Geldim bunun sonucuna B dedim. Ben aslında B'yi A türünden eşitini bulmaya çalışıyorum. Unutma bunlar eşlenik ya. Kare kökle eşlenikle biz ne yaparız? Tabii ki çarpma yaparız. O zaman A ile B'yi çarpalım. Burası kısa kısa yazabilir miyim? Yani şöyle 1 eksi S bölü C. Bunu iki böyle. Burası da 1 artı S bölü C. Tamam o zaman A çarpı B'yi yazdım. 1 eksi s ile 1 artı s'nin çarpımı 2 kare farkından 1 eksi s kare. C ile c'nin çarpımı da c kare. 1 eksi s kare kime eşitti? Hemen hatırla s kare artı c kare eşittir 1 ise bunu karşıya atarsan c kare dediğin şey aslında 1 eksi s kareymiş. O zaman a çarpı b eşittir c kare bölü c kare. E bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü. O zaman a çarpı b ne oldu? 1 oldu. Ben B'yi yalnız bırakacağım. B'yi yalnız bırakırsam 1 bölü A'ya eşitmiş canlarım ciğerlerim. Olay bu şekilde. Geldik bizim 10. sorumuza. Şimdi soruya baktığım zaman ifadesinin en sade biçimini sormuş. Bakın lütfen beni iyi dinleyin. İlerleyen denklemler kısmında da çok göreceksiniz. Eğer ki sin kareler, kos kareler havada uçuşuyorsa, yanlarında şöyle sayılar varsa Gelin onların yerine şunu yazın. Bir yerine s kare artı c kare yaz. Bu eksi 5 yerine de eksi 5 s kare eksi 5 c kare yaz. Ya iyi de orayı ben anlamadım. Bak sen şunu biliyorsun. s kare artı c kare 1 ya. Bunu eksi 5 ile çarparsan. Bunu da eksi 5 ile çarparsan. O zaman eksi 5 tane s kare eksi 5 tane c kare neye eşitmiş? Eksi 5'e. Bak bunu yazabilirsin yerine. Şimdi burayı düzenle. 5c kare eksi s kare artı s kare artı c kare. Bak bir yerine bunu yazdım. Geldim bölü çizgimi attım güzel insan. Devam ediyorum. Burada 3 tane c kare 5 tane s kare dikkat eksi 5 tane s kare eksi 5 tane c kare. Şimdi kıyım başlasın. Ne oldu? S kare s kareyi. 5 c kare 1 c kare daha 6 c kare. Geldim buraya. Bu bunu götürdü. Eksi 2 tane c kare. Kimler birbirini götürdü? C kareler. O zaman 6 bölü eksi 2'den cevap. Eksi 3 çıktı. Güzel insan. Olay bu. Geldim örnek 11'ime ve bu dersin son sorusu. Şimdi ileride yarım açı 1. Trigonometrik denklemler 2. Bak not alın. Ben orada ilerleyen zamanda size soracağım. Bileceksiniz. Bir yudum su alalım. Çok yoruldum çünkü. Eğer ki elinde sinüsle kosinüsün toplamı varken sinüsle kosinüsün çarpımına nasıl geçersin diye sorduğumda adım gibi bileceksin. Hocam ben bunu gördüğüm zaman kare alacağım. Ezberleyeceksin bunu. İsmin gibi bileceksin. Saniyesine cevap vereceksin. Sinüsle kosinüsün toplamı, sinüsle kosinüsün farkı varken bak arada fark olursa da olur. Çarpıma geçmek istiyorsan ne yapacakmışsın? Kare alacaksın. Alalım. Kare nasıl alınıyordu? Birincinin karesi. Geldim yazdım. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yazdım. İkincinin karesi neye eşit? 2'nin karesi 4, 5'in karesi 25. Bura cepte. Peki s kare ile c karenin toplamı kaça eşitti? 1'e. Geldim buraya yazdım. 2 tane artık uzun yazalım. Sinüs x çarpı kozinüs x. Eşittir 4 bölü 25. Geldim bu biri karşıya attım. O zaman 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x eşittir. Şurada yapalım mı hemen? 4 bölü 25'ten 1 çıkartırsan eksi 25 artı 4 ile toplanırsa eksi 21 bölü 25. Geldim hemen yazdım. Şimdi çarpı 2 buraya bölü olarak geçerse sinüs x ile kosinüs x'in çarpımı eksi 21 bölü 50 gelir. Cevap böylelikle bulunur. Şimdi sahnemi çevirdim. Ne yapacağız güzel insanlar? Bir sonraki ders tanjant, kotanjant fonksiyonlarında görüşeceğiz. Lütfen pes etmek yok, bırakmak yok. Amacımız size trigonometride 4 dört 4 yaptırmak. Bütün ayrıntıları bu kadar detaylı anlatan başka bir yer bulamazsınız. Canlarım seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.